Tekrar merhaba. Bu videoda günlük ve haftalık değerleri olan bir tablomuzdan şöyle bir grafiği nasıl oluşturabileceğini göstereceğim. Burada günler var. Gördüğünüz gibi her günde kanepenin kaçar adet üretileceği ve bunların toplamı olarak hafta toplamında kaç adet olmuş olacağını görüyoruz burada. Aynı şekilde diğer ürünleri de. Her renk bir günü ifade ediyor. Bu günlerin toplamı da gördüğünüz bu yeşil sütunları ifade ediyor. Böylece görsel olarak güzel bir grafik hazırlamış oluruz aslında. Hemen başlayalım nasıl yapıldığını. Şöyle ben kolaylık açısından bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu benim verilerim. Şimdi işe başlarken şöyle bir tane destek sütun açıyorum. Buraya dip satır diyelim. Ve dip satıra 0 olarak işliyorum bunu. Bunu kullanıyor olacağız. Bu dursun bu şekilde. Bunu daha sonra rengini kaldırabiliriz tabii ki. Şöyle bu alanımı seçtim. Ekle, insert. Burada grafik çeşitlerini görüyoruz. Burada sütun grafiğini seçtikten sonra 2D sütun grafiğini seçeceğiz. Bunu seçin. Bakın gördüğünüz gibi hemen otomatik bir grafik oluşturdu. Şöyle biraz büyütmüş olayım. Bu grafikte günlük kırılımı görüyoruz ve her bir ürünün bir günde ne kadar farklı üretildiğini görüyoruz. Ve en sonunda da toplam olarak yine toplamdaki ürün çeşitlerinin kaçar adet olduğunu görüyoruz. Ve dip satır olarak 0 dediğimiz için 0. Ben burada şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Burada günler değil, tam tersi ürünler sıralansın ve her renk farklı bir günü ifade etsin. Burada da olduğu gibi değil, tam tersi. Yani satır ve sütunu aslında yer değiştireceğim. Şu yolu çok basit bunun. Şurada grafiğin üzerindeyken, bakın burada değil, grafiğin üstündeyken Select Data derseniz veya sağ tıklayıp grafiğin üstünde şuradan Select Data menüsünü açarsanız bakın burada her bir grafiğimiz içindeki tüm alanları görüyor olacağız. Ben kanepe yani ürün çeşitleriyle günlerin yer değiştirmesini istiyorum. Bakın şurada şöyle bir buton var. Satır ve sütun yerini değiştir şeklinde. Buna bastığınız anda istediğin kolayca oluyor. Günler ve ürünler yer değiştirmiş oldu. Zaten grafikte doğrudan istediğim şekle dönmüş oldu. Okey diyorum şimdi. Bakın aynı şekilde artık bu sefer mavi pazartesi, turuncu salı, gri çarşamba, perşembe, cuma ve yeşiller de toplam haline dönmüş oldu. Şimdi bundan sonra ben tabii ki toplam grafiğinin, toplam sütunun bu şekilde değil, bunları kapsayacak şekilde olmasını istiyorum. Yani bir haftanın toplamının şeklinde yani şurada olduğu gibi. Bakın burada toplam sütunum tüm haftayı kapsıyor. Ayrı bir tek başına bir sütun değil. Bunun yolu şu arkadaşlar. Şimdi bu ürün grafiğin sütununu seçtikten sonra bakın sadece bunu tıkladım. Tekrar gösteriyorum. Üstüne gelip hangisini seçerseniz sadece onu seçmiş olursunuz. Ve burada seçtiğiniz gün de işaretleniyor otomatik olarak. Bakın sadece bunu tıklıyorum. Buradan sağ tıklayıp Change Series Chart Type yani bunun türünü değiştir diyorum. Bu menüyü kapatayım. Tekrar farklı bir yeri daha var bunu gösterecek. Buraya tıkladıktan sonra bakın Change Chart Type aynı menü açılmış olur. Burada tabi hangi alanı seçtiğiniz ben seçmedim tabi. Seçtikten sonra yapsaydım. Bakın şöyle. Aynen. Seçtikten sonra bir tanesini yapıyorum. Tekrar göstereyim. Bakın. Burada geliyorum. Şeye, grafiğin üstüne istediğim hangisi ise fark etmez. Bir tanesinin üstündeyken Change Chart Type dedikten sonra şu menü açılıyor. Bu menüde ben toplam ve dip satırları değiştireceğim. Bunu sütun olarak göstermeyeceğim. Bunu bir çizgi grafiği olarak gösteriyor olacağım. Bakın burada da ön izlemesini gördüğünüz gibi toplamlar doğrudan çizgiye döndü. Okey dedikten sonra bakın şu hali aldı. Şimdi burada bunun sütun halini nasıl gösteriyoruz? Bakın üstüne tıkladıktan sonra bunun şurada grafik elementleri açılıyor. Grafik elementlerinde yeni bir menü aktif oldu şu anda. Up and down bars. Bakın üstüne geldiğinizde zaten nasıl olduğunu görüyorsunuz. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu tıkladıktan sonra kapatıyorum. Bakın şimdi format down bars dedikten sonra burada bir menü açılacak. Şunu kenara çekeyim. Bu menüde tekrar üstüne gelelim.
formattan varsa evet. Burada şimdi şuradan genişliğini açacağız. Onu arıyorum aslında. Evet şurada. Burada değil. Düzeltiyorum. Şunun üstündeyken geldiğinizde bakın burada Format Data Series açılmış oldu. Burada bunun boşluk genişliğini düşürüyor olacağım. Bakın izleyin. Şuradan tutup şöyle küçülttükçe burayı bunun tam olarak kapsayacak kadar küçültmeye çalışıyorum şu anda. Kapattığını gördüğüm anda bırakacağım. Biraz fazla oldu. Yeterli sanırım. Tabii şu anda rengi istediğimiz renk değil. Hemen renk kısmına geliyorum. Burada rengini, çizgi rengini değil. Şu anda şimdi şuna geldikten sonra bakın burada ince bir nokta var. Hangisinin üstüne geldiğiniz önemli. Az önceki genişliği ayarlarken çizginin üstündeyken şunu görüyor olmanız lazım. Bakın şuradaki bar sekmesini görüyor olmanız lazım ki aralığı buradan genişletip azaltabilirsiniz. Daha sonra da genişliğini ayarladığınız barın rengini değiştirmek için barın üstüne tıklamamız lazım. Bakın burada da hemen şurada bir renk boya kutusu gibi görünüyor. Buna tıkladıktan sonra ben bunun gradient fill yani şu şekilde 2-3 renkli yapabileceğim bir renkli şeklini almasını istiyorum. Renk seçelim. Tablomda ben yeşili kullanmıştım. O yüzden buradan aşağı iniyorum. Buradan şu yeşili seçmiş olalım. Evet. Zaten doğrudan yaptı. Buraya ikinci, üçüncü renkler nasıl ekleniyor? Bakın şurada artı ve çarpı var. Artı derseniz bir renk daha ekler. Bu rengi de farklı bir şey yapabilirsiniz. Örneğin şöyle bir şey. Bunun da büyüklüğünü, küçüklüğünü kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz böyle olsun bu da. Bunu yaptıktan sonra ben etrafında bir çizgi olmasını istemiyorum. Şuradan yukarı çıkartıyorum bunu. Burada bakın fill sekmesini kapatıp border yani çerçevesini no line diyorum. Çerçeve olmasın. Şimdi burada gördüğünüz gibi çizgiler hala duruyor. Çizgi grafiklerim. Çizgi grafiğime gelip şimdi bunu sildiğiniz anda hata yapmış oluruz. Ama bunu göstermek istemiyorum. Nasıl? Hemen line'dan low line çizgi gösterme. Aynısını şuraya seçiyorum. Aynısını çizgiyi kaldır dedikten sonra doğrudan istediğim bir formatı almış oldu şu anda. Tabii ne eksik? Şu anda data label yani etiketleri eksik. Yani kaç olduğunu görmek istiyorum ama burada bir rakam yok. Bu halde de tabii ki bırakılabilir. Çizgiyi de kaldırdık az önce gördüğünüz gibi. Şimdi bunu sağ tıkladığınız zaman burada gördüğünüz gibi bir data ekle sekmesi yok. Çünkü bu bir sadece bir iki tane sütunu birleştiren, iki tane çizgi grafiğini birleştiren bir sütundu bu. Nasıl ekliyoruz verisini? Bakın chart design'da pardon formata geldiğiniz zaman burada şu menüde bu grafikte yer alan her şey var arkadaşlar. Biz neyin menüsünü ekleyecektik? Series toplama ait bir veri ekleyecektik. Bakın buna tıkladığında burada sanki varmış gibi üstüne geliyor. Dikkatli olarak sağ tıkladığınız zaman bakın Add Data Labels diye geldi bu sefer. Ekle dediğinde buraya bir data label ekledi. Şimdi bunun yerlerini değiştireceğiz. Data label'ı tıkladım şu anda. Hepsini birden aynı anda seçmiş oluyor. Üstündeyken sağ tıklayıp Format Data Labels etiketleri şekillendire geldiğim zaman bakın burada data label'da neler yazsını hepsini görebiliyorsunuz. Seri adı yazsın, kategori ismi yazsın. Yazdırmak mümkün. Veri yazsın. Tabii veriyi kaldırdık. Hepsi gitti. Tekrar yapıyorum. Toplama ait. Pardon. Data Labels ekleyecektik. Add Data Labels. Evet. Burada yerleri de var. Hepsi var arkadaşlar. Nerede olsun? Yukarıda, üstte. Yukarıyı seçelim. Şu şekilde. Şimdi tekrar sağ tıklıyorum. Change Data Label Shape. Yani şeklini değiştir diyorum. Bakın burada güzel birçok şekil var. Şunu seçmiş olalım. Örneğin. Rengini değiştirelim. Shape fill'den uyumlu olsun. Şöyle yeşili seçelim. İçinin yazısını da beyaz yapalım. Ve bold yapalım şöyle. Evet.
Şimdi büyük oranda hazır sayılır. Şöyle grafik başlığım chart title değil. Bakın şuraya tıkladığım zaman üstüne geldiğimde eşittir. Şu formül çubuğuna geliyorum bu seçiliyken. Eşittir. Şunu dediğim anda ve Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi artık burada ne yazıyorsa bu buraya gelecek. Yani buraya haftalık üretim miktarları 2020 dediğim anda bakın bu da değişmiş olacak. Veya haftalık üretim miktarları hangi hafta olsun? Week 48 olsun örneğin. 48. hafta. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunun da rengini uyumlu olması açısından yine şöyle bir yeşil yapabiliriz. Şimdi buradaki renkleri de seçiyorum. Aksi seçip bunu da yeşil yapalım. Burada ürünlerin kısmını seçiyorum. Bunu da yeşil biraz büyütebiliriz şöyle. Günler kısmını aynı şekilde şekillendiriyorum istediğim gibi. Biraz koyu yapmakta fayda var sanırım. Evet. Şimdi bitirmek üzereyim. Şöyle bir de şurada yaptığım gibi şu gördüğünüz çizgileri eklemiş olalım. Yani yatay ve dikey grafiğin bölümlendirilmesini yapmış olalım. Nasıl yapıyoruz? Birkaç yolu var. Şimdi şu aksisler, eksenler de tıkladığımız zaman bir menü açılıyor. Bakın menüden ziyade şurada seçtikten sonra sağ tıklarsanız bakın büyük temel çizgileri ekle ve küçük çizgileri ekle diye iki tane seçenek çıkıyor. Nasıl değiştiğini gösterelim. Temelleri ekle dediğimde bakın büyük çizgiler eklendi. Küçükleri ekle dediğimde de bakın burada küçük de yok gerçi bu arada. Bu zaten tek veri olduğu için. Ancak şurada göreceksiniz sayılarda. Bakın şurada zaten temeller ekli. O yüzden format diyor. Ekle demiyor. Zaten var. Minörleri ekle dediğimizde bakın ince çizgiler eklemiş olduk bu sefer de buraya. Minör yani daha küçük çizgiler. Şimdi eklediğim şu majoru yani büyüğü şekillendirmek istiyorum. Eğer buradan seçmek zor oluyorsa aynı demin şuradan gösterdiğim gibi seçmek, şekillendirmek istediğiniz elementi buradan seçebiliyorsunuz. Ben burada kolayca seçebildim. Tekrar göstereyim. Bakın üstüne geldiğimde dikkatli olursanız ve bazen zorlanabilirsiniz. Seçmiş olduk. Şimdi burada hemen menü açıldı. Solid line diyelim. Line'ın kalınlığını biraz arttıralım. Hatta bunun gradient deyip bakın rengini de şuradakiler fazla bunları kaldıracağım. Birinci rengim hep yeşilden gittik. Yeşil olsun. Ve bunun başladığı bittiği yerde şöyle olsun. Biraz daha kalınlaştırabiliriz çizgimizi. Şuradan 1,5 değil. Çok oldu sanırım. 1,75 gibi. Şu ekseni biraz küçültsek daha net görünebilir. Evet. Grafiğin kendi rengini de değiştirelim. Bakın şu an grafikteyiz. Grafiğin fill gradient diyelim buna da. Şunu önce bir kaldıralım. Şunun rengini biraz grafiğin arka planının açık olmasını ben daha çok önemsiyorum. Açık, yani border seçmişiz özür diliyorum. Şuradan. Evet. Biraz daha açık. Şimdi burada gözü yoran bir şey var. Şu yatay eksen çizgilerinin rengi beyaz. O yüzden burada biraz gözü yoruyor. Onun da rengini şöyle gelip line'dan bunu da şöyle bir şey yapalım. Bu da biraz fazla göz yorucu açıkçası. Göz yormayacak. Evet, şu şekilde kalabilir sanırım. Gördüğünüz gibi biraz tamamen tabii ki görsellik bize ait. Burada border'ı da ekleyelim. Demin kaldırmıştık. Solid line'dan biraz bunu da kalınlaştırabiliriz. Şöyle grafiğimizin etrafını görmüş olacağız. Renklendirmekte sınır yok açıkçası. Tamamen hayal gücüne bağlı. Burada gölgeler eklemek mümkün. Bir sürü çeşitli şeyler yapmak mümkün. Yönlerini değiştirmek gördüğünüz gibi farklı seçeneklerde işlemek çok mümkün. Nereden başlayıp nereden bitmesi gerektiği ile ilgili de bir sürü değişkenlik var. Birçok sunumda hazırladığınız tablolarda görsel olarak ve hazırladığınız büyük verilerin anlaşılmasını kolaylaştırıcı bir grafik olduğuna inanıyorum bu çalışmanın. Şöyle sayfadan da
grid lines'ları kaldırabiliriz. İki yolu var bunun da. Page layout yani sayfa layout'tan buradan grid lines'ı kaldır. Bakın view var. Bunu kaldırabilirsiniz. Veya aynı şekilde view sekmesi altında grid lines'ı kaldırmıştık az önce. Tabii bunu ekleyebilirsiniz. Şöyle daha temiz bir sayfa üstünde grafiğimiz tamamlanmış oluyor. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Çalışmalarınızda kullanmanız dileğiyle. Herkese iyi günler dilerim.